hepinize sağlık diliyorum. Huzurlu bir çalışma ortamı diyorum. Güven ortamı diliyorum. Bunlara da 67 gün kaldı inşallah gerçekleşmesine. Dün deprem bölgesinde elin bir helikopter kazasında şehit olan pilot kıdemli albay Oğuzhan Adaloğlu'nu rahmetle anıyorum. Kederli ailesine, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bugün 8 Mart. Kadın muhabirler de burada. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. tabu 8 Mart'ta biz bir acı üzerine zaten kutluyoruz. Eee kutlama da demeyelim, anma diyelim. Kadının değerini ve önemini toplumdaki yerini ve statüsünü güçlendirmek medeniyetin gereği. Bu vesileyle, bu deprem acısı nedeniyle etkinlikler tabii bildiğiniz gibi yapılamadı. Her zaman çileyi ve sıkıntıyı kadın çekiyor. Fedakarlığı kadınlar yapıyor. Yaşadığımız depremde de en büyük sıkıntıyı, fedakarlığı kadınlarımız çekiyor. Dokuz gün bölgede kalmış ve tekrar gidecek biri olarak söyleyeyim ki, orada o çadırlarda, şimdi yağmur başlamış, o çamurun içinde Yemek yediği kabı tem ne kadar zor şartlarda temizlediğini kadınlarımızın, diğerlerine girmiyorum bile, görüyorum. Bölgeden hafızamızda çok şey, çok acı kaldı ama <laughs> ee, Osmaniye'de bir betondan kurulmuş bir çadır, altında kilim bile yokken bir hamile kadının elinde de iki elinde de iki çocukla gelip bana yardım edin dediğinde, ne istiyorsun dediğimde Hiçbir şey yok ki dediği anı da doğumuna 20 gün kalmıştı. Hafızamdan bir türlü silemiyorum. Türkiye'de kadın olmak zordu. Bu depremle birlikte daha zor oldu. Deprem bölgesindeki kadınlarımız başta olmak üzere kadınlarımızı düzeltiyorum. Deprem bölgesindeki kadınlar başta olmak üzere bütün kadınların önünde saygıyla eğiliyorum. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Doğal bir afet Maalesef 31. gündeyiz. Doğal olmayan bir felakete dönüştü. Afet doğada var. Yangın, deprem, sel. Ama bu doğal olmayan bir felakete dönüştü. Sonuçların yıkıcılığı ve büyüklüğü depremin büyüklüğü ve şiddetinden ziyade deprem öncesi ihmalin, deprem sonrası beceriksizliğin ve izansızlığın ürünüdür. Ve liyakatsizliğin ürünüdür. Her yerde deprem oluyor. Japonya'da 9 şiddetinde deprem oluyor. Kimsenin burnu kanamıyor. Ama Türkiye'de resmi rakamlarla elli bin ama gerçekte inşallah öyle değildir. Çok daha üstünde insanımızı kaybettik. Yüz binlerce bina yıkıldı. Efendim depremdir. Ne yapacaktık yani bu binaları boşaltacak mıydık. Tam 23 yıl geçti 1999 depremin üstünden. Ve 21 yıldır ülkede bir partinin iktidarı var. 21 yıl. Şimdi alınmış bir tedbir var mı? Ben iki yıl önceydi ya da 3 yıl mecliste şöyle bir söz ettim. Dedim ki şu hükümet depremle ilgili meclise yaptığı bir işle ilgili bir paragraflık, biz şunu şunu yaptık diye bir paragraflık bir metin ortaya koyarsa sizden özür dilerim dedim. Ben bunu diyeli üç yılı geçti. Öyle mi? Belki fazla. Ondan sonra da bir paragraflık şey önümüze gelmedi. Her, yani herkesin kabul edemediği, edemeyeceği ve affetmeyeceği bir ilk üç gün sorunumuz var. İlk üç gün kimsenin kabul etmediği, edemeyeceği ve herkesin, hiç kimsenin affetmeyeceği bir üç günümüz var. Dolayısıyla bu devletin ilk üç günkü yokluğu ve acziyeti kabul edilebilir değil arkadaşlar. Sayın Erdoğan kabul edilebilir değil. Ortada bir vebal var. Çok genel bir kuraldır. Her vebalin de bir bedeli vardır. <laughs> Ne hükümetten, ne yüksek bürokrasiden bu vebalin bedelini ödeyeni görmedik. Değerli basın mensupları görmedik. Ve çok yakında komşumuz Yunanistan'da gene bir demokrasi örneğine şahit olduk üzücü bir olaydan sebep de olsa. Bir tren kazası, insan kaynaklı bir kaza. 40-50 civarında ölü var. Allah rahmet eylesin. Geçmiş olsun diyoruz komşumuza da. Çıktı bakan istifa etti. Kişisel olarak bakanın günahı yoktu elbette. Ama o işin sorumlusu bakandı. 50 kişi öldü, istifa etti. Efendim depremi Allah yaptı. E sen tedbir al, sonra Allah'a iş emanet et. Ve bu vebalin bedelini birilerinin mutlaka ödemesi lazım. Şunun için bunu diyoruz. İlk 72 saat hatta ilk 48 saat çok çok daha önemli. 99'da bunu yaşadık arkadaşlar. 6. saatte Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri de oradaydı. Madenciler de oradaydı 8. 9. saatte. Ve enkazdan kurtulma ihtimali yüksek olanların büyük çoğunluğu kurtuldu. Ama burada devlet, madenciler, ordu, kurtarma ekip ve ekipmanı Üç gün sonra sahada çalışıyor oldu. Üçüncü gün sabah geldiler, ikinci gün akşam geldiler. Üçüncü günün akşamına doğru çalışmaya başladı. Bu gerçeği bileceğiz ve kabul edeceğiz. Yani yönetenler de bunu kabul edecek. Biz ilk üç gün yok, devlet yok dediğimizde Erdoğan'dan yemediğimiz küfür hakaret kalmadı. Yani küfüre yakın ağır hakaretli bulundu bize. Kendisine de iade ediyorum bunların hepsini. Sonra ne oldu? Önce devletin valisi çıktı geç geldik dedi. Ben dedim ki şimdi Erdoğan bu valiyi de pat diye görevden alır. Almadı. Sonra devletin başı Erdoğan bu gerçekle yüzleşti. Yüzleşti de yüzsüzce Adıyamanlardan helallik istedi. Helallik istedi. Helallik isteyeceksen önce bize hakaret ve küfür ettiğin muhalefetten iste. Haklıymışsınız, doğru söylediniz. Ben de kabul ediyorum. Devlet ilk üç gün yoktu de. Dedin de. Muhalefet ettiğin küfürle kaldı. Ölenlerden helallik istenmez. Erdoğan bunu çok iyi bilir. Ölen için din görevlisi namazda kalanlardan helallik ister. Erdoğan. Bunları da bilmen lazım. Helal edecek bir hak yok. Ama senin mesuliyetin çok. Değerli arkadaşlar, şimdi tutmuş beyefendi, efendim afet yönetimi politikalar kurulu kuruyor. Sarayda var ya bir kurullar var böyle. Bol bol maaşların alındığı, ne yaptıklarını bilmediğimiz, hükümete, bakanlıklara paralel yapı gibi kurulmuş kurullar var. Onuncu kurulumuzu kuruyoruz. E adı afet yönetimi politikalar kurulunu kuruyoruz. Sakın kurma. Sakın kurma. 67 gün sonra kurulların hepsi kapanacak. De, senin sarayda kurduğun dokuz tane kurul var Erdoğan. Güvenlik ve dış politika kurulun var, sosyal politikalar kurulun var, ekonomi kurulun var, hukuk politikaları kurumun var, eğitim ve öğretim politikaları kurumun var. Hepsi çökmüş. Güvenliğinden hukukuna, eğitiminden sosyal devlete kadar, sosyal politikalara kadar çökmüş. Ankara'da bakanlık binaları var, sarayda kurullar var. Maliye Bakanlığı binası var. Sarayda strateji ve bütçe başkanlığı var. Damadı çok arayacağız. At izinin it izine karıştığının güzel bir örneği. Bu paralel yapılanmayı maalesef burada da görüyoruz. Şimdi biz inşallah pek kısa bir süre sonra Şehircilik ve Afet Bakanlığı, Afet Yönetim Bakanlığı kuracağız. Esasen zaten bu yaraların kimin yaraları kimin saracağına da Sanıyorum 67 gün sonra aziz milletimiz karar verecek. Ama burada şunu hemen söylemek lazım, bu şeffaflık burada önemli. Şimdi bir kanun geliyor arkadaşlar. Ee, bu kanunla e, bir fon oluşturulacak. Fakat bu fonun şeffaflığı ile ilgili de tereddütlerimiz var. Şimdi bu fonda bazı bakanlıklar olacak yönetiminde imar ve e, yeniden afet fonu toplanan bağışlar efendim bütçeden ayrılan ödenek para tahsisat yurt dışından alınabilecek borçlar bir fonda toplanacak. E güzel bu olabilir. Buna bir direkt kafadan itiraz etmiyorum zaten. Sonra harcamaları ilgili bakanlıklar yapacak. Fondan ilgili bakanlığa para aktarılacak. İçişleri, çevre, enerji, ulaştırma, tarım orman ve tabii saraydaki strateji ve bütçe başkanı da bu fonun yönetiminde olacak. Başkan da Işıltılı Nebati. Şimdi kimseyi peşinden suçlama. Ama biz şunu tabii e, merak ediyoruz. Vatandaş deprem için yardım etti, pandemide yardım etti, şehitlerimize 15 Temmuz şehitlerimiz için yardım etti. E paraların nasıl kullanıldığı ile ilgili tereddüt taşıyor vatandaş. 15 Temmuz ve Beşiktaş saldırısında şehit olanların ailelerine verilmek üzere toplanan para hala verilmedi. Verilmedi. Dolayısıyla bu kurulun da endişem bu bağışların bu kurula bu bağışlar da bu kurula gelecek, çarçur edileceği endişesini taşıyorum. Elimde değil. Bunlara güvenmiyorum. Sicil bozuk. Dolayısıyla şeffaflık bunların fıtratında yok. Şeffaf devlet ne yapar? Gelir, gider. Gelirler yukarıdan aşağıya yazılır. Giderler, yazılır. Nereye ne harcandığını bilmemiz lazım. O para onların babasının parası değil. Çocuk kumbarasını açtı. Bozdurdu. 8 yaşındaki çocuk o parayı yolladı sana. Emekli evine et alamıyordu ama bir maaşımı vereceğim dedi. Temel sıkacağım dedi o parayı yolladı sana. İşte bu fonda bu paraların harcamasını... Yani biz gelince zaten sorun olmaz da ilk iki ayda yapılacak harcamalarda da şeffaflık bekliyoruz çok doğal olarak. Emin söyledim. Millet yaraları kimin saracağına karar verecek. Şimdi Kızılay yani hükümet saray yönetimi sınıfta kaldı da Kızılay disiplin cezalı sınıfta kaldı bence. Yani sınıfta kalmak değil sade Ağır disiplin cezasını da hak ederek Kızılay sınıfta kaldı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Ee, kızılay deyince akla üç şey gelirdi. Çadır, battaniye, barınma yani, kan, kan stoğu, çadır battaniye stoğu, seyyar mutfak ve gıda stoğu. Kızılay deyince benim aklıma bunlar gelir. Bir de o hilal gelir. E, biz ilk gün neden kızılay Kızılay'ın çadır stoğu yok dedik? Yanlış söylemişim. Ben söyledim, arkadaşlarım da söyledi. Varmış ya. Çadır dağıtılmayınca ben zannettim ki Kızılay'ın depolarında çadır yok. E varmış. Sanıyorum 16. gün müydü Kızılay'ın çadır sattı 16, 17, 18. günlerde aa Kızılay ah baba çadır satmış. Be vicdansızlar, be Allah'tan korkmazlar. İnsanlar çadır 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 diye inim deponuzda çadır varken o çadırları niye beklettiniz? Ne uğruna beklettiniz? Ben de bağırıyorum diyorum ki Kızılay'ın niye çadır stoğu yok diyorum. E var. Çıktı ortaya. Çadır var. Gönderilmemiş ya. Yani bu Allah'tan korkmamaktır. Milletten utanmamaktır ya. Bu vicdansızlıktır. Bu ahlaksızlıktır arkadaşlar. Hepimizin gözbebi, Hep söyledim. Ben hatırlıyorum ilkokul 5. sınıftaydım. Kızılay kolundaydım. Para toplardık, zarflara koyardık, götürüp öğretmenimize verirdik ya. Şimdi Kızılay'ın 12 tane şirketi var. 12 tane holding. Ben niye şirket var da demem de şunu sormak benim hakkım. Kızılay Başkanı 12 şirketten huzur hakkı alıyor mu? Maaş alıyor mu? Mu? soruldu bu. Soruldu. Sayın Kerem Kınık bir kere de ben sorayım. 12 tane şirketten maaş alıyor musun kardeşim? Çık almıyorum de. Almadım de. Yok. Şirket var, genel müdür var, yönetim kurulu var, huzur hakkı var. Hem de bol bol var. Ama kan yok, çadır yok, seyyar mutfak yok, battaniye yok. Böyle kızılay olur mu? Böyle bir kızılay olabilir mi? Şimdi Adana milletvekilimiz Sayın Müzeyyen Şevkin bölgeden yeni geldi. E, ee, Samandağ'da, Samandağ'ın mahallesinde, kırsal mahallede dedi ki Engin Başkanım, seralar var ya, serayı, domates serasını, vatandaş içindeki domates fidelerini ne varsa sökmüş, varsa kilimini sermiş, serada kalıyor. Naylon, nuşamba serada. Yumuşak toprağın üstüne çekmiş şimdi yağmur var. Allah onlara yardım etsin. Biz çadır yok dedikçe Erdoğan hopluyor. Şimdi kızılay başkanı Kerem Kınık Allah'tan kork, kuldan utan. Bu işte o seranın müzeyen Şevkinin çektiği fotoğraf arkadaşlar. Fotoğrafın çekildiği tarihi söylüyorum. 6 Mart 2023. Depremden 29 gün sonra. Bugün 31. gün. Bu fotoğraf iki gün önce çekilmiş. Çadır yok. Hala yok. Erdoğan çatlasan da patlasan da küfür etsen de hakaret etsen de buradan söylüyorum 6 Mart bu fotoğraf serayı bozmuşlar, önüne kapı yapmışlar, kapı da değil açık bırakmışlar ve müzeyen Hanım'ın ifadesiyle Sayın Milletvekilimizin burada 20'ye yakın insan kalıyor. Burada Kerem Künük yüzüne gözüne dizine dursun o aldığın paralar. Buraya çadır yolla kardeşim. Bu bir aile değil. Samandağ'dan Pazarcı'ya, Nur Dağı'ndan tek tek sayarsak baş olmaz. <laughs> Malatya'ya her yerde, Pazarcık'ta her yerde bu sorun var. Arsuz'da var, Antakya'da var, İskenderun'da var, Defne'de var, Adıyaman'da var, Gölbaşı'nda var. Bu sorun var. Dün garip bir şey oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gene böyle bir çadır meselesi oldu. Sayın Elitaş dedi ki Sayın Elitaş Bu çadır yok diyenler dedi Tıpkı Bursa Spor, Ahmet Spor maçında Pankart açan provokatörlerle Aynı dili kullanıyor. Bunlar provokatör Dedi. Pes Tablo bu. İki gün Önce çekilmiş fotoğraf Ben kendim <laughs> Gittiğimde Adıyaman merkezde Tütün iskelesini Nişamba ile çevirip 33 kişinin kaldığı çadırımsı Yerden de seslenmiştim çadır yok diye. Aradan 20 gün geçti. Samandağ'da bu durum bu. Ve AK Parti çadır yok diyenleri provokatör ilan etti. Hadi bizi etti, bizi provokatör etti, terörist etti, her şey etti de. Bu ne ya? Erdoğan, sık sık bölgeye gidiyorsun. Şu <laughs> Samandağ'ın şu mahallesine bir gidiver. Gidiver. Burada 17-18 kişi Nefes almaya çalışıyor. Yaşamaya, barınmaya demiyorum. Burada barınılmaz çünkü. Burada nefes almaya çalışıyorlar. Ve AK Parti kafası çadır isteyenleri Bursa Spor, Ahmet Spor maçında pankart açan provokatörlerle aynı dili kullanmakla itham edecek kadar pişkinleşebiliyor. Takdiri yüce millete bırakıyorum. Hakem millet, ülkenin sahibi millet. Ve 67 gün sonra millet bir karar verecek. Aziz milletimiz bu manzarayı unutmadan karar vermeli. Deprem gündem, depremi Türkiye'nin gündeminden düşürmemi, düşürmememiz gerekiyor. Yaralar sarılana kadar Türkiye'nin başka bir gündemi yoktur, olamaz. Türkiye'nin gündemi depremdir. Bir garabet daha. Beyefendi bölgeye gitmiş, dünya lideri. Bölgede gezerken bazı çadırları görmüş. NATO'dan gelen, İsviçre veya İsviçre'den gelen, Avrupa'dan gelen çadırları görmüş. Ne demiş? Çok kaliteli demiş. Avrupa'dan gelen çadırlar için çok kaliteli demiş. Bu ne demek? Bizim çadırlar kalitesiz demek. Böyle söylenmese de. Şimdi soralım. Erdoğan'ı AK Parti Türkiye'ye dünya lideri diye pazarlıyor. Dünya lideri ve dünya liderinin yönettiği ülke küçücük İsviçre'nin yaptığı kaliteli çadırı yapamıyor. Nalet olsun. Daha bir düşük kalitelisini yapıyorsa da onu da depoda bekletiyor satmak için. Yazıklar olsun. Böyle bir tabloyla da maalesef karşı karşıyayız. Şimdi öneriler çok. Bundan ilgili kısa ve orta ve uzun vadeli öneriler var. Bunların hepsini şimdi belki zamanımız yetmez sayamam ama şunu söyleyeyim. Erdoğan'ın bir sözü var. Eğitim alanındaki za, e, zafiyetin hiçbir mazereti olamaz diye. Ve Türkiye'de üniversiteleri kapatmak, Türkiye'de uzun vadede Türkiye'nin aleyhine yapılabilecek, Türkiye'nin zararına yapılabilecek en büyük iştir Erdoğan. Türkiye'nin aleyhine bir karar aldınız. Milletin Bakanı ile YÖK Başkanı bu konuda kendi aralarında uzlaşmış değil. Biri ayrı telden çalıyor, biri ayrı telden çalıyor. Buradan sesleniyorum. Derhal hiç gecikmeksizin üniversiteleri açacaksınız. Açmalısınız. Şimdi Cemal Kaşıkçı kepazeliğinde demiştim ki bu Erdoğan mı gidecek, Sıvap mı gelecek? Bu ülkede işlenen vahşice bir cinayeti, çok vahşi bir cinayetin dosyasını Suudi Arabistan'a göndermek ki Erdoğan önce dosyanın istenmesiyle ilgili dosyayı isteyenlere hakaret etmişti. Biz ahmak mıyız bilmem neyiz demişti. Velhasıl bir hukuk skandalı yaşandı bu ülkede ve dosya gitmişti. Ben de burada demiştim ki bunun çok vahim olduğunu kabul edilebilir olmadığını ama belli ki bunun karşılığında Suudi Arabistan'dan bir şeyler gelecek demiştim. Geldi. Geldi. Suudi Arabistan dedi ki ya e, Merkez Bankası'na bir 5 milyar dolar koyayım da dursun işte orada ben de faizini alırım. Ne faiz alacağını da bilmiyoruz o faiz hikaye tabi. O 5 milyar kaşıkçı dosyasını <laughs> satmanın bence bedelidir. Türkiye bu kadar alçalmamalı. Alçalamaz Türkiye de alçak gösterilmemeli, düşük gösterilmemeli. İki maliye bakanı iki farklı açıklama. Biri bizim ki ışıltı. Birisi de 5 milyarı gönderen Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed El Ceda. İkisi de Maliye Bakanı. Bizimki diyor ki Suudi Arabistan Türkiye'ye olan bu para sebebiyle Suudi Arabistan'ın Türkiye ekonomisine olan güveninin bir işaretidir diyor. Ekonomimiz çok iyi, çok <laughs> istikrarlı. Suudi Arabistan'da ne yapmış? Bu istikrarlı ülkeye 5 milyar para taşımış. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Elcedan diyor peki? Biz diyor. Mısır gibi, Türkiye gibi, Pakistan gibi kırılgan ekonomisi olan ülkelere yardım ediyoruz. Daha büyük ekonomik vahim ekonomik sonuçlar çıkmasın ortaya diye. Birisi bizim ekonomimizin istikrarının işareti alameti diyor parayı. Birisi de Pakistan gibi, Türkiye gibi ülkelere biz böyle para veririz. Ekonomileri çok kırılgan, daha ağır sonuçlar olmasın biz de bundan etkilenmeyelim diye diyor. Bu konuda da takdiri az milletimize bırakalım. Bay Kemal'in adaylığının ilan edileceği günlerle eş zamanlı güzel bir şey oldu. Türkiye ekonomisi bakımından Güzel bir şey oldu. Daha seçilmedi. Adaylığı bile Türkiye ekonomisi dünyanın Türkiye'ye bakışını değiştirdi ya. Nasıl oldu? Bu CDS var ya bu risk primleri. Türkiye'nin bu CDS risk primi 40 puan düştü. Bu ne kadar düşerse o kadar iyi. Primimiz atıyorum 600 en kat sayıysa, bizimki de 4-500'lerde ise 40 puan. Bunun ideali sıfır olmasıdır. 40 puan düştü. Millet İttifakı'nın adayı Bay Kemal ilan edildi. Gülme öyle. 40 puan düştü. Daha adayken, daha işbaşı yapmamışken. işbaşı yaptığında herkes emin olsun ki Türkiye'de gerçekten ekonomi dahil her şey çok güzel olacak. Bunda bir tereddüt yok. Bunu da bu da Bay Kemal'in şimdilik ülkeyi onlar yönettiği için Erdoğan'a bir kıya olmuş olsun. Değerli arkadaşlar, bazı tedbirler şart. Ee, ama en başında üniversitelerin açılı. Şimdi hala çadır, konteyner sorunu bitmedi. Buna bir hız vermek lazım. Gösterdim çadır sorunu var, var. Yok değil. Salgın hastalık tedbirlerinin yeterince alınmadığını düşünüyoruz. Daha 67 gün olduğu için 67 gün daha bunlar maalesef başımızda olacağı için bu konuda tedbir bekliyoruz. Beslenme ve hijyen ihtiyaçları hala devam ediyor. Soğuktan korunma tedbirleri hiç hiç yok. Ya soğuk. Çare bulmamız lazım. Odun odun, elektrik sobası ise elektrik sobası. Elektrik sobası yakarlar diye çadır kente elektrik vermeyen bir kafadan bahsediyorum. Kendim yaşadım gördüm. Bir sayın bakanı aradım da, bir sayın bakanı aradım da ondan sonra o çadır kente elektrik biraz verildi. Böyle bir kafa Türkiye yönetiyor. Kredi yurtlar kurumunun yurtlarını boşaltıp derhal devlet misafirhanelerini, kamu misafirhanelerini depremzedeler açın kardeşim. Misafirhaneler gitmesin ya. Hakim Ankara'da hakim evine gitmesin. Polis İstanbul'da Boğaz'daki polis evine gitmeyi versin hikaye. Bir otelde kalsın, akrabasında kalsın. Konuk evleri oh, ala boş bir de boş Kredi yurtlar kurumu öğrenci yurtlarından öğrencileri eve yolluyorsun. Kafaya bak ya. Başka bölgeden ayrılanlar var Mersin başta olmak üzere. Bunların ilkokul, ortaokul, lise, okul öncesi öğrenci nakillerini bir an önce alın. Bu çocuklara eğitimden mahrum etmeyin. Bunu da söylüyoruz. Başka gelen yardımları demin söyledik fon kuruyorlar. Gelen yardımların nakdi aynı. dağıtımı ile ilgili bir şeffaf olun görelim. Bütün millet elini cebine attı. Bir şey verdi. Ne yapılıyor bilmiyoruz. Çalıyorlar demem. Peşinen demem. Ama göstermezseniz çalınmış olabilir derim. Şu geldi şuraya harcandı. Bu geldi buraya harcandı deyin kardeşim. Başka? Bölgede işten çıkarmalar yasaklanmalı. Hazır o haliniz de var elinizde. Bölgedeki sanayi tesislerinin bir an önce hayata geçmesi, üretime geçmesi lazım. Bunun için de teşvik lazım. Özendirici katkı lazım. Başka? İlk 72 saatte ihmal olan herkesin adli ve idari hesap vermesi lazım. O bunların işi değil, o bizim işimiz. O üç ay sonraki, iki buçuk ay sonraki işimiz. İnsanüstü gayretle, performansla çalışan arama kurtarma ekiplerinin ödüllendirilmesi lazım. Ödül para değildir. Çıkıp devletin başındaki zatın samimi bir şey, yürekten şöyle dolu dolu bir teşekkür ve minnet duygusunu, şükran duygusunu ifade etmesi lazım. Cumhuriyet Halk Partisi ediyor, biz ediyoruz. Onun da etmesi lazım. Çadır ve konteynerdaki her konteyner fiyatlarında KDV'ler hala sıfırlanmadı tümüyle. Herkes için. Devlet alırken ayrı. Vatandaş alıp gönderecekse onun da ondan yararlanması lazım. Ve bu konutları yaparken Türkiye'nin en iyi şehir plancılarıyla, en iyi yetişmiş jeologlarıyla, mühendisleriyle iyi bir altyapı, ölçüm, zemin etüdü yapmadan, bilimi dinlemeden bu işlere göz boyamak için girişmemek lazım. Bir an önce konut ama sıfır riskli konut. Bunun için ne lazım? Bunun için siyasi hamaset değil, bilim lazım, bilim. Bilimin emrettiğini yapmak lazım ki Japonya'da olduğu gibi dokuz şiddetinde deprem de olsa kimseye bir şey olmasın. Ve <laughs> evi yıkılanların kredi borçları hala silinmedi. Dün bir milletvekilimiz bölgeden geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin her gün bölgede 65-80 arası milletvekili var. Her gün. Dönüşümlü gidiyor geliyor arkadaşlar. Biz de gidip geliyoruz. Hani diyor şikayet şu ne var dedim hani ne oluyor? Genel şikayetler devam. 10 bin lira verilecekti. Bilmem neydi böyle lafta kamuoyuna açıklanıyor. Yok. Yok. Ben almadım diyor. Bana verilmedi. Benim telefonuma mesaj da gelmedi. Muhtar beni çağırıp bana haber gönderip senin hesabına şu parayı attı demedi diyor adam. Evi yıkılmış. Cenazesi olmuş. Çadırda, barakada neyse ben almadım diyor. Erdoğan verdim diyor. Şimdi bana da şimdi yine buradan kızacak. Hani çadır yok deyince hakaret etti ya. Yine de bilir. Yani al, verdim parayı diyor Erdoğan. Birilerine verildiğini biz orada gördük. Daha özenli yapın bu işi. Daha izan içinde yapın. Alan var almayan var. Niye öyle? Ahmet almış Mehmet almamış. Niye? Niye? Burada da bir karmaşa devam ediyor. <gülüyor> Ve <gülüyor> bilimi dinlemekten vazgeçmeyin. Bilimi dinleyin. Tekrar söylüyorum. <laughs> bölgede işten çıkarmaların yasaklanması lazım. Bunu söyledim. Ve bölgedeki çiftçiler zorda. Bölgedeki çiftçiler hayvan çadırı istiyor, yem istiyor. Çiftçilerle ilgili de kimi tedbirlere ihtiyaç var. Köylülerin kredilerinin silinmesi lazım. Silin köylünün kredisini. Gübre, mazot, efendim, e, yem, e, tohum desteğini nakden verin. Bunlar var, prosedürde veriliyor, parasını verin. Adam gübresini bir şekilde bulur. Siz oraya gübre getiremezsiniz çünkü. Nakden hemen bu destekleri hemen gecikmeden vermeniz lazım. Elektrik borçlarının derhal silinmesi lazım. Yarın daha makro tedbirleri e, kısa ve uzun vadede anlatacağız. Biz ne yapacağız yarın? E, Millet İttifakı iktidarında depreme nasıl bakıyoruz, neler yapacağımızı da müsaade ederseniz hepsini zamanınızı tasarruf etmek için yarına bırakalım ve çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. 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 Hmm. Şöyle bu ben yıllardır Tayyip Erdoğan'ın muhalifiyim. Kendisine çok laf ettim. Çok laf ettim. Ama ben Tayyip Bey'le mecliste karşılaşırsam yüzüne gözüne bakabiliyorum. Yani yüzüne bakamayacak laf etmedim. Etmedim. Ama Devlet Bey, Tayyip Bey'le ilgili öyle laflar etti ki şimdi Tayyip Bey'in yüzüne nasıl bakıyor onu merak ediyorum. Bir, bu konuda Türkiye'de en son konuşacak kişi Sayın Bahçeli'dir. Ve kişi kendinden bilir işi. Sayın Bahçeli'ye şunu sormak lazım. Yani bu bir mukayese bile değil ama Sayın Bahçeli suda ateş yanmaz diyordu. Yanı verdi. Tekeden süt çıkmaz diyordu. Çıkı verdi. Balda tuz bulunmaz diyordu. Bal tuzlu çıktı. Bahçeli sen önce kendine bak. Bu işlere karışma. Tayyip Erdoğan'ı o posta tutmaya senin gücün yetmez. Nokta. Evet. Tamam herhalde. Çok teşekkürler. Zamanınızı çaldık. Tekrar kadınların günü kutlu olsun. Evet,